Herkese merhaba. Bugün sizleri Çin'in çok bilinen, çok bahsedilen fake marketlerinden bir tanesine götüreceğim. Birini ziyaret edeceğiz sizlerle. Burada gördüğünüz hiçbir şeye inanmamalısınız. Etrafta bir sürü Apple'lar, Huawei'ler, Samsung'lar vesaire bildiğiniz bir sürü markayı göreceğiz. Fakat sakın bunlara inanmayın. Bunların hepsi tamamen fake. İnsanlar, yani satıcılar bunların orijinal olduğuna ısrarla öne sürmeye çalışsalar da buradan alışveriş yapan herkes biliyor ki aslında bunların hepsi fake. Hiçbir orijinal ürün değil. O yüzden istediğiniz gibi pazarlık yaparak, istediğiniz fiyatlara onlara getirerek almanız mümkün. İyi kalitede şeyler alabileceğiniz gibi çok kötü kalitede şeyler almanız da ihtimaller arasında. Nasıl güveneceğiz? Biraz şansınıza kalmış. Eğer ki biliyorsanız tanıdığınız bir yerler varsa oralardan alışveriş yapmayı seçmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Fakat bilmediğiniz yerlerden almak her zaman bir risk teşkil eder. Bugün de benim fotoğraf makinem için bir yedek pil almaya ihtiyacım var. Orijinalini bulamıyorum. Biraz eski bir makina. Gidip onun için bir pil bakacağız sizlerle birlikte. Bakalım, geçen sefer aldığım pil yine böyle fake bir pil almıştım. Beni 2 yıl kadar idare etti. Bence orijinal olmayan bir pil için hiç fena değildi. Bakalım bugün neyle karşılaşacağız? Çünkü geçen sefer nereden aldığımızı hiç hatırlamıyorum. Birlikte bulalım. Çin'deki fake marketler ihtiyacınıza göre farklılık gösterir. Yani ne ihtiyacınız var, ne almak istiyorsunuz, ona göre bir yere gidip almanız gerekebilir. Mesela bugün gideceğimiz yer ihtiyacım doğrultusunda bir elektronik market olacak. Elektronik fake market olacak. Shenzhen'de bildiğim kadarıyla iki farklı fake market var. Bir tanesi elektronik, diğeri ise daha çok giyim, aksesuar, çanta, gözlük, saat vesaire üzerine biraz daha karışık. Daha farklı şeyler de bulabilmeniz mümkün. Fakat farklı şehirlerde bildiğim, mesela Guangzhou'da sadece dekorasyon üzerine çok büyük bir fake market var. Aslında fake market değil orası. Ama yine bunu andırır bir yer. Onun dışında bir saat marketi var yine Guangzhou'da. Oraya gittiğinizde tamamen saatlerle, tamamen çeşitli kalitelerde fake saatlerle karşılaşıyorsunuz. Ya da işte farklı şehirlerde farklı ihtiyaçlara göre, giyime göre ya da ne ihtiyacınız varsa ona göre değişik fake marketler bulmanız mümkün. Biz şimdi bir elektronik markete giriyoruz. İçinde bulunduğumuz elektronik markette sadece fake ürünler değil elbette. İhtiyacınız olan herhangi elektronik malzemeyi de bulmanız mümkün. Elektronik malzemelerinize parça bulabilirsiniz ya da direkt fake, yani markası bile hiç bilinmeyen herhangi bir marka bir şey de alabilirsiniz ihtiyacınızı görebilecek nitelikte. Aslında bir bakıma güzel. Yani eğer ki iyi bir marka arayışında değilseniz ama elektroniğe ihtiyacınız varsa ya da bir elektronik parçaya ihtiyacınız varsa bu gibi marketlerden tedariğiniz çok kolay. Fakat burası şu an o kadar büyük. Ben buraya çok aşina değilim. Şu an mesela daha hiç şey göremedim. Fotoğraf makinesiyle ilgili bir şey satılan bir yer bulamadım ama burası gerçekten çok büyük bir alan. Yani bir çarşı, pazar bir yer düşünün. Binalar tamamen elektronik üzerine. Birazcık zorlanıyorum bir şeyler ararken. Kayboldum. Çok net kayboldum. En iyisi aslında geldiğim yerden geri dönmek ama yine biraz etrafa göz atmak da istiyorum. Gezineyim, hani değişik yerler çekeyim istiyorum ama çok karışık. Gerçekten kayboldum. Mesela şurada görüyoruz ki Xiaomi, Huawei ve Apple'ın gerçek olmayan, orijinal olmayan parçaları satılıyor yazmışlar. Onlar için parça arıyorsak oraya sorabiliriz. Çok tatlı USB bellekler var burada. Daha önce kendime de almıştım. Çok minnoşlar gerçekten. You need USB? I'm just okay. Thank you. Kablocu. Her çeşit kablo mevcut galiba. Hayda. Çok yanlış bir yerde olduğumu düşünüyorum. Çünkü burası tamamen telefon aksesuarları üzerine. Özellikle şu telefon kapağı olayı o kadar çok ki milyonlarca telefon kapağı var sanırım.
çeşit çeşit. Neden insanlar Çin'den sipariş veriyorlar, neden ya da Çin'den getirip satıyorlar daha iyi anlıyorum gerçekten. Ben Türkiye'de asla bu kadar çok çeşitle rastlamadım. Ama çok yanlış yerde geziniyorum. Burası benim aradığım yer değil. Çok yanlış bir yerde geziniyorum. Şu anda çok büyük bir binanın büyük bir katındayım ve kat dolusu telefon kapağı var. Başka bir şey yok. Tamamen telefon kapağı var ve yönümü kaybettim şu anda. Nereden geri döneceğim onu da bilmiyorum. Çünkü çok başıboş vaziyette dolaşıyorum. Fakat burada benim ihtiyacımı görecek hiçbir şey yok. Tamamen telefon kapağı ya. Olamaz böyle bir şey. Milyonlarca. Neden? Niye bu kadar çok? Burası tamamen silikon telefon kapakları üzerineymiş. İlginç, çok ilginç. Az önce o kadar fena bir kaybolma yaşadım ki size anlatamam gerçekten. Artık korkmaya başlamıştım çünkü kaçıncı kattayım, yerin altında mıyım, üstünde miyim ondan dahi haberim yoktu. Burası tamamen kapalı, hiçbir pencere bulunmayan, hiçbir ışık görünmeyen bir yer. Ve her yer birbirine çok fazla benziyor. Aşırı derecede karışık koridorlar var. En sonunda artık ne yapacağım, birilerine sorayım, nasıl çıkacağım diye düşünürken tamamen tesadüfen bir ışık gördüm aşağıdan gelen. Yine şeye varmışım, birinci kata, ikinci kata varmışım. İndim aşağıya, buldum ama gerçekten de çok fenaydı. Fakat gezdiğim yer tamamen communication odaklıydı. Kendim istediğim tarzda hiçbir şey bulamadım. Boşu boşuna da dolaştım, kayboldum o kadar. Bakalım bu şimdi geldiğim yerde biraz daha tanıdık şeyler, yani istediğime benzer şeyler var gibi, görüyor gibiyim. Bakalım buralarda ne bulacağız. Az önce bir sürü insanla konuştum ve çektiğimi zannediyordum. Gerçekten çekmemiş olmam büyük bir kayıp. Gerçi büyük bir kayıp da değil aslında. Kadına muhabbet ettim ve sonuç olarak bulamadım. Ya aslında üst katlara çıkmak istemiyorum, bir daha kaybolacağım diye yine korkuyorum ama bir bakacağım sadece bir kat çıkıp. Aslında yamaçladığım şeyi bulamayınca ben de gittim telefonumun kamerasına bir aksesuar aldım. Daha güzel çekim yapıyor. Hem bu hani ışık, selfie için ışık falan da alıyor ya, o aynı zamanda kamerasına da ayrıca bir mercek takarak daha değişik görüntü elde etmeyi sağlıyor. İki farklı merceği var. Onu alırken de ben sözde çektiğimi hala zannediyorum. Meğerse o sırada da çekememişim. Bu sırada kıza gitmişken, yani bunu alırken bir de sordum nereden bulabilirim diye. Bu tarafta bulamazsınız dedi. Aa dedim, ne büyük sürpriz. Onu ben anlamıştım zaten. Bakalım şuradan düz git, oralarda görürsün, bulursun dedi ama deneyeceğim. Yoksa bulmadan çıkacağım çünkü gerçekten çok yoruldum. İnanılmaz yorucu burada dolaşmak. Ve hiçbir istediğim şeyi bulamadım. Amacım olmayan bir şey aldım. Her kadının alışverişlerde yaptığı gibi elektronik markette bile aynı şeyi yapabiliyorum. Bakalım belki burada vardır. Bir buraya soracağım. Ani hamimunyo jigama. Ne ya? Ah, okay, şişe. Nasıl bana ne bu? Marketler her zaman karışık olur ama burası kadarını gerçekten görmemiştim. Burası inanılmaz karışık. Ben sürekli yönümü kaybediyorum. Ve istediğim şeyi nereden bulacağıma dair de gerçekten bir fikrim yok. Herhalde yine Tuncay'a söyleyeceğim hafta sonu. O daha önce nereden geldik bulduysa gelsin alsın. Bir iki yere sordum. Buldum demişti. Çok her yerde yok ama yine de bulunuyor demişti. Birkaç yere sordum demişti. Ben hani benzer bir şey satılan yer bile bulamadım derken sanırım buldum. Burası ama yok, bunlar bence telefon bataryası. Evet öyle görünüyor. Ben yine de bir soracağım. Burada da kimse yok. Soracak.
你好，你们有这个吗？lütfen bu vardır lütfen. Bu. 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 60块，对，我买这个60块。那你现在要多少个？啊？要一个是不是？一个，对对。可以啊。姑姑来等，这边回家回家接点咯。人多这个那个。那你要等一下哦。可以可以。好，好，你等一下，我去仓库拿啊。OK， 可以。Çok değişik bir çıkış yaptı teyze. Bana bayağı bir fazla fiyat çekti. Ben de başka bir fiyata daha önce aldığımı söyledim. Söyse. Okey, şişe. Sorduğum teyze bulacak galiba ama bana sağlam bir fiyat çekti bir tane istiyorum deyince. Ben olmaz bu yani sağlam fiyat çek dedim. 60 RMB dedi. Pardon 80 RMB dedi. Ben de çok pahalı dedim ve hani o an ağzından ben bunu daha önce 60 RMB'ye almıştım diye çıktı. Keşke daha az söyleseydim. Niye o an öyle söyledim bilmiyorum. Şey düşündüm. Hani yok zaten bulamayacak. Hani öylesine bakıyor gibi düşünmüştüm. Sonra teyze otur bakalım tamam olur 60 RMB'ye dedi. Ama biraz bekle gidip bulayım dedi. Bekliyorum ama biraz düşüneyim biraz üzgünüm. Hani bulduğum için mutluyum ama 60 RMB'yi ben de çok söyledim. Keşke daha az söyleseydim. Yani kadın da öylesine ortaya bir şey atmıştı sadece. Evet, az önce bataryayı bulduğum yerden almadım, vazgeçtim. Çünkü çok yakın olmakla birlikte tamamen aynısı değildi. Korktum hani bir de batarya sahte patlama vesaire ihtimalleri olabiliyor. Birazcık korktum. Bir de duyduğuma göre ben çok yanlış yerlerde gerçekten de bakılmışım. Bu binanın 5. 6. katında falan istediğim gibi fotoğrafçıların olduğu yerler varmış. Şu an oralara çıkmalı mıyım bilmiyorum. Gerçekten yorgunluktan ölmek üzereyim. Yine de bir hemen hızlıca çıkıp bakacağım. Bulabilirsem alacağım. Bulamazsam almadan çıkacağım mecburen. Bugün amaca bırakın ulaşmayı yaklaşamadığımız bir gün geçirdik sizinle. Şimdi bir fake markete, fake elektronik markete gittiğinizde ne yapmamanız gerektiğini bence bu videodan anlamışsınız. Demek oluyor ki böyle bir elektronik markete bir bilenle gelmek ya da bir bilene danışıp gelmek en doğrusu olacak. Nitekim ben bugün bir hayli kayboldum. Amacıma asla ulaşamadım. Aslında sonunda anladığım gibi nereden bulabileceğimi fakat gerçekten inanılmaz yorgunum. Saatlerdir buradayım. Ve ben telefoncular ve telefon aksesuarcıları dışında bir şeye rastlayamadım. Koca binanın 5. katına çıktım. Hala telefon aksesuarları vardı. Ama aynı binanın çeşitli bölümlerinde farklı şeyler satılıyormuş. Bunu biliyordum. Burada da duydum. Fakat ben bulamadım artık. Bulmak için daha fazla sabrım ve enerjim kalmadı. Kameramın şarjı da kalmadı zaten. Kapanmak üzere. Hafızam da doldu. Yedek pil de alamadım. Boşuna geçen bir günün arkasından. Umarım beğenmişsinizdir. Bilmiyorum bu video nasıl olacak. Ben yine de beğenmenizi umuyorum. En azından bir değişik elektronik market görmüş olduk sizlerle birlikte. Yani ben görmüştüm ama bir daha da bilmiyorum gelir miyim çünkü gerçekten çok sinir oldum. En son yani tek bir yerde buldum aslında Esir'in bile ama o teyze de pek güvenemedim. Beni de bir drone takip ediyor aman Allah'ım drone tarafından takip ediliyorum. Çekebildim mi bilmiyorum çıkmadı galiba. Her neyse barışarsız oldum kısacası. Bir sonraki videoda umarım daha çok amacımıza ulaşabiliriz. Bir dahaki sefer sizinle şöyle giyim kuşam üzerine ya da aksesuarlar üzerine bir fake market gezerim. O zaman amacıma kesinlikle ulaşacağıma eminim. Evet çok teşekkür ederim vakit ayırıp da izlediğiniz için. Bir sonraki hafta bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.